Sayın Rektörüm, Sayın Rektör Yardımcılarım ve çok değerli üniversite personelimiz. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Merkezi Derslik Temel Atma Törenimize hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Konfüçyüs'ün de dediği gibi eğitim almak bir gün çiçek açacak olan bir ağaç dikmek gibidir. Çiçekleri bol ağaçların üniversitemizde her zaman yeşermesi umuduyla. Açılış konuşmalarını yapmak üzere rektörümüz Sayın Profesör Doktor Veysel Eren'in kürsüye teşriflerini arz ediyorum. Çok kıymetli misafirler, değerli çalışma arkadaşlarım. Üniversitemizin örgün eğitime geçebilmesi yolunda büyük bir adım olarak gördüğümüz merkezi binamızın temel atma törenine hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Üzerinden 9 ay geçmesine rağmen acılarını dün gibi hatırladığımız büyük deprem felaketi tüm Hatay'da olduğu gibi üniversitemiz bünyesinde de verdiğimiz kayıplarla onarılmaz yaralar açmıştır. Bu vesileyle depremde şehit olan çalışma arkadaşlarımızı ve çok kıymetli öğrencilerimizi rahmetle anıyorum. Depremden sonra üniversitemizin bazı birimleri kullanılamaz olsa da eksikleriyle binalarımız afetin yıkıcı gücüne direnmeyi başarmıştı. Yine de yaklaşık 25 bin öğrenciye ev sahipliği yapan üniversitemizin örgün eğitime geçebilmesi için eksiklikleri olduğunun farkındaydık ve bu eksikliklerin acilen telafi edilmesi gerektiğinin bilincindeydik. Bu cihette depremi takip eden günlerde bir avuç çalışma arkadaşımızla Afet Yönetim Merkezi'nde kısa sürede gerekli adımları attık ve eksiklikleri tespit ederek bu eksikliklerin giderilmesi için çalışmaları hızlıca başlattık. İlk etapta kampüsümüzde personelimizin barınma sorunlarını çözmeye yönelik adımlar attık. Bu sayede yüzlerce çalışanımız aileleriyle birlikte şu anda güven içerisinde üniversitemizin oluşturmuş olduğu geçici barınma alanlarında hayatlarını devam ettiriyor. Diğer yandan depremi hafif hasarlarla atlatan binalarımızın eğitime elverişli hale getirilmesi için gerekli adımlarımızı yine süratle attık. Şu anda kampüsümüzün her yerinde depremin izlerini silmeye odaklanmış şantiyeler görmek geleceğe yönelik inancımızı perçinlemektedir. İkinci aşamada eğitimleri için uygulamanın hayati olduğunu bildiğimiz bölümlerimizi yüz yüze eğitime geçirdik. Bildiğiniz gibi tıp fakültesi, diş hekimliği fakültesi ve sağlık bilimleri fakültesinde öğrencilerimiz yüz yüze eğitime geçmiş durumda. Bu bölümlerdeki öğrencilerimizin barınma sorunlarını KYK ve ilgili kurumlarla işbirliği içinde çözdük. Bu sayede deprem nedeniyle kesintiye uğrayan yaşam filizlerini artık kampüsümüzün her yerinde görmek mümkün oldu. Öğrencilerle varlığı anlam kazanan üniversitemizin kaybedecek vakti olmadığını biliyor ve bu yönde aralıksız çalışmaya devam ediyoruz. Öğrencilerimizin barınma, beslenme ve sosyalleşme ihtiyaçlarına yönelik her geçen gün üstüne bir tuğla koyduğumuz sağlam bir kampüs ekosistemi yaratmayı hedefliyoruz. Temelini atacağımız bu merkezi derslik binamız da bu ekosistemin önemli parçalarından birisi olacaktır. Toplam 10 bin metrekare kapalı kullanım alanına sahip projemizi 175 gün gibi kısa bir sürede Nisan ayı içerisinde tamamlamayı öngörüyoruz. Böylece binaları eğitime elverişli olmayan ya da depremde yıkılmış olan öğrencilerimiz bu merkezi derslikte eğitimlerine devam edebilme fırsatını bulmuş olacak. Aynı anda 5000 öğrenciye hizmet vermek üzere tasarlanan merkezi derslik binamız ve diğer projelerimizi hayata geçirmek için devletimizin ilgili kurumlarıyla sürekli temas halinde olmaya devam ediyoruz. Bu sayede üniversitemize tahsis edilen ek bütçelerle hayata geçirdiğimiz ve yaklaşık 190 milyon TL'ye mal olacak bu merkezimiz gelecekte üniversitemizin sağlıklı büyümesine de katkı sağlayacak bir artı değer olarak kampüsümüzün önemli bir ihtiyacını karşılayacaktır. Yaşadığımız bu acı tecrübeden çıkardığımız derslerin bizden sonraki nesillere karşı sorumluluğumuzu arttırdığının farkındayız. Geleceğe yönelik tüm eylemlerimizi bu sorumluluk duygusu içinde planlıyoruz. Depremin ilk gününden itibaren kapılarını açık tuttuğumuz kampüsümüzü yeni projelerle güçlendirecek ve tarihin bize yüklediği bu önemli misyonu
hakkıyla yerine getirmek için yorulmadan çalışma arkadaşlarımızla birlikte çaba göstermeye devam edeceğiz. Bu hedefte orta vadeli eylem planımızın bir semeresi olan merkezi derslik binamızın temel atma törenine teşrif buyurduğunuz için teşekkür ediyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Merkezi dersliğimizin üniversitemize, öğrencilerimize ve Hatay halkına, tüm paydaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Saygılarımla. Bu merkezi derslik projemiz U şeklinde. Şu anda U'nun iki kanadının temelini atıyoruz. Arkada bir blok daha olacak. O da bu iki kanadı birbirine bağlayacak. U şeklinde ve iki katlı. Hafif çelik konstrüksiyonlu. Ve demin de söylediğim gibi aynı anda 5000 öğrencinin ders görebileceği bir kompleks olacak, bir bina olacak. İçerisinde bilgisayar laboratuvarları, simülasyon merkezleri ve öğretim elemanlarımız için de dinlenme yerleri de bu projede planlandı. İnşallah öğrencilerimizin keyifle ders aldığı bir mekan olur burası. Şimdi hep beraber bu merkezi dersliğimizin açılışını yapalım. Allah bismillah diyelim ve merkez dersliğimizin açılışını temel atma törenini gerçekleştirmiş olalım. Hayırlı uğurlu olsun. Yaklaşık 10 tane birimimizin binası yok. Dolayısıyla bu 10 birim burada çok rahat bir şekilde derslerini devam ettirebilecekler. Kaç derslik olacak hocam? 62, 63 tane hocam. 63 tane. 2 tane de laboratuvar olacak. 65 tane. Hayırlı olsun.